Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. onun sınıflardayız. Konumuz mayoz, eşeyli üreme ve etkinlik arkadaşlar yapacağız bugün sizlerle. E, A, B, C, D evrelerinden oluşan bir etkinliğimiz var. A etkinliğimizde boş bırakılan yerlere uygun kelime ile doldurmamız istenilmiş arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Bölünme üreme ana hücrelerinde görülür diyor. Hangi bölünme? Mitoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülebilir mi? Aslında görülebilir. Kendini çoğaltabilir. Bu şekilde üreme ana hücreleri de kız çocuklarının sadece anne karnında. Erkekler değilse bakın hayat boyu devam edebilir bu. Mitoz bölünmelerle üreme ana hücrelerinin çoğaltılması meselesi. Fakat burada konumuz mayoz olduğu için arkadaşlar mayoz bölünmede biz üreme ana hücrelerinde meydana geldiğini ve bu şekilde sperm ve yumurta gibi en kromozomlu yapıların oluştuğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuz üremede mayoz bölümü ve döllenme olayları görülür demiş. Hangi üremede? Eşeği sütlemede olmaz arkadaşlar. Bu olay sadece eşeğili üremede mayoz ve döllenme olayları görülür. Üçüncü sorumuz mayoz bölünme ile diploid kromozomlu hücrelerden, iki en kromozomlu hücrelerden haploid yani en kromozomlu hücreler oluşur. Dördüncü sorumuz mayoz bölünmenin interfaz evresinde hangisi kendini eşleyip çoğaltıyor? Tabii ki de DNA arkadaşlar kendini eşler ve çoğaltır. Beşinci sorumuz tetrat, sinaps ve crossing over gibi olayların mayoz bölünmenin hangi evresinde gerçekleştiği sorulmuş. Arkadaşlar bütün bu önemli olaylar ve uzun süren bu olaylar profaz bir evresinde gerçekleşir. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen alışverişine biz arkadaşlar crossing over adını vermekteyiz. Evet 7. sorumuza gelmiş olduk. Mayoz bölünmenin nokta nokta evresinde homolog kromozomlar ayrılır. Arkadaşlar mayozun mayoz bir evresinin anafaz bir evresinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak kromozom sayısı yarıya düşmeye başlamış oluyor. Ana 2'de ise kardeşler birbirinden ayrılır. 8. sorumuz homolog kromozomların yan yana gelerek oluşturduğu 4 kromatit görünümüne biz arkadaşlar 4 tetra demek olduğu için bu ensada oluşan şekli ise biz ne diyoruz? Tetrat bakın diyoruz. Bu şekilde 4 tane de kardeş kromatit var burada. 2 tane homolog kromozom olmuş oluyor. Homolog kromozomların kiyazma bölgelerinden birbirine sarılmasına bakın. Şuraların yapışmasına arkadaşlar yayın yapışmasıyla oluşan şekli ise biz arkadaşlar sinapsis diyoruz. Sinapsis olmuş, sinaps olmuş. Kromozomlar. Mayoz bölünmenin anafaz 2 evresinde ise hangileri ayrılıyordu? Az önce söylemiştik. Kardeş kromatitler. Kromatitlerin diyelim ayrılması gözlenir. Yani mayoz 2 evresi arkadaşlar interfazı olmayan mitoz gibidir. Mayoz bölünme sonucu sperm ya da yumurta hücreleri oluşur. Evet. Zigot nokta nokta bölünme geçirerek embriyoyu oluşturur demiş arkadaşlar. Tabii ki de zigotumuz ne geçirecek? Mitoz bölünmelerle bakın embriyoyu oluşturacak. Mayoz bölünme geçirecek hali yok. Mayoz bölünmeleri oluyordu. Sperm ve yumurta oluşmuş oluyor idi. Evet gelelim B kısmımıza doğru ve yanlışları belirleyeceğiz. Yüksek yapılı bitki ve hayvanlarda eşey döneme görülür mü? Evet arkadaşlar eşey döneme bir hücreli canlılar hariç e, görülebilir. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı doğru olacak. Mayoz bölünme sadece haploid kromozomlu hücrelerde görülür ifadesi yanlış. Diploid olması gerekiyor ve hatta eşey ana hücrelerinde görülür. Her türlü kendi kendi bile görülmez. Mesela gözümüz, burnumuz, kulağımız, midemiz iki yani ama bunlar bir ne yapmaz arkadaşlar? Mayoz bölünme yapmaz. E şey ana hücresi olması lazım. Diploid olmak yetmiyor. Üçüncü sorumuz mayoz bölünme ve döllenme ile kromozom sayısı nesiller boyunca sabit kalmış olur mu? Olur. 2N46 kromozomlu insanda bakın mayozda 23 kromozomlu sperm yumurta oluşur. Bunlar bakın tekrar döllenerek 46 kromozom ulaşır. Bunlara bir daha mayozla bakın bu şekilde arkadaşlar nesiller boyunca kromozom sayısı sabit kalmayı başarmış olur. Zigot sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşur. Evet arkadaşlar zigot dediğimiz yapı sperm ve yumurtanın birleşmesiyle döllenmeyle oluşan yapıdır arkadaşlar. Crossing over kalısal çeşitlik sağlar mı? Evet profaz 1'de meydana gelen bu olay arkadaşlar. Kalısal çeşitlik sağlar. Mayoz bölünmenin metafaz 1 evresinde homolog kromozomlar ekvatoral düzleme tek sıra halinde dizilmezler. Karşı karşıya dizilirler arkadaşlar. Çünkü tek sıra halinde dizilmek mitoza ait bir özelliktir. Bu yanlış olmuş oluyor. 7. sorumuz telefaz 2 evresinde çekirdek sarı tekrar oluşur mu? Evet oluşur arkadaşlar. Telefaz 1'de de telefaz 2'de de çekirdek zarımız tekrar oluşur. Kromozom sayısı mayoz bölümünün mayoz 1 aşamasında mı yarıya inir? Evet mayoz 1 bitince arkadaşlar 2N46 kromozomumuz ne yapar? En eşitleri 23 kromozomlu ama eşlenmiş kromozomlu iki tane hücreye dönüşür. Mayoz bölünmede iki defa interfaz olur mu? Olmaz arkadaşlar. Sadece mayoz 1'in başında olur. Mayoz 2'nin başında zaten kromozomlar eşlenmiş halde olduğu için interfaz görülmez. İnterfaz evresinde protein ve DNA miktarı artar mı? <laughs> evet yeni kromozom oluşacağı için DNA'sı kendine bakın eşleyip şöyle eşlenmiş kromozom meydana gelmesi için şu görmüş olduğunuz yapın içerisinde arkadaşlar bakın DNA artık protein var. E yeni proteinlere de ihtiyaç olacak anlamına geliyor. 11. cümlemiz metafaz 1 ve metafaz 2 evresinde ipiklerin boyu kısalır mı? Hayır burada değil anafaz 1 ve anafaz 2 de kısalır arkadaşlar. Stokines hayvan hücrelerinde aralamel oluşumuyla mı gerçekleşir? Hayır aralamel bitkilere özgü bir şeydir. Çünkü çeper olduğu için bakın ne yapar? Golgi'nin salgıları bu şekilde aralamer oluşturur arkadaşlar. Boğumlanamaz. Hayvan hücreleri boğumlanır ama bitki hücreleri boğumlanamaz. Evet. B şıkkında bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi C kısmımıza geçiyoruz. Yapılandırılmış kilitli kelimeler var. Bunları yerleştirmemiz istenmiş arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Gerçek bir hücre bölünmesi evresi olmayıp hazırlık evresi olan arkadaşlar burada A interfaz ile gösterilebilir. Mayoz bölünmenin profaz 1 evresindeki hangi olaylar görülür arkadaşlar? Şimdi tetrat var. Bakın tetrat var. Sinaps var. Ondan sonra bakın bir de crossing over olayımız arkadaşlar. Profaz 1'de meydana gelen olaylardır. Mayoz bölünmenin anafaz faz 1 evresinde ayrılan kalıtsal birimlerdir. Bakın diyor. Şimdi homolog kromozomlar ayrılır demiştik. Anafaz 1'de. Anafaz 2'de kardeşler ayrılıyordu. Mayoz bölünme ile spermatogene sonucu oluşan erkek öleme hücrelerini ise biz sperm adını ne yapıyoruz? Veriyoruz arkadaşlar. Sperm ve yumurta birleşerek oluşturduğu iken kromozomlu yapıya ise biz zigot adını vermekteyiz. Altı homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasındaki gen alışverişine ise biz crossing over adını veriyoruz. Mayoz bölünme sonucu oluşan en kromozom dişi üreme hücresini ise arkadaşlar biz yumurta adını vermekteyiz. Devam edelim. 8 9 10a bakalım. Homolog kromozomların profaz bir evresinde yan yana gerek oluşturduğu 4 kromatitli görünümü arkadaşlar biz tetrat adını veriyoruz bakın şu şekilde oluşan yapı 1 2 3 4 tane kardeşten dolayı heterozigot almaktadır. Her kromozomda bundan kalıtsal yapısı aynı ikili yapıya ise biz arkadaşlar kardeş kromatit adını vermekteyiz. Haploid kromozom yapısına sahip olan hücreler hangileridir? Tabii ki de sperm ve yumurtadır arkadaşlar. Bunlar haploid'tir. Evet bu şekilde D kısmımıza gelmiş olduk. C'yi de bitirdik. Boş bırakılan yerleri dolduracağız. 2N'den bakın 2N'e geçmiş. 4X olmuş. Yani 2X DNA miktarı bakın 4X olmuş. Burada arkadaşlar hangi e, olay meydana gelmiş olabilir diye soruyor. interfaz Kendini DNA eşlemiş çünkü. Daha sonra bakın 2N'den N oluşmuş. Bu da mayoz 1'i ifade ediyor. Bakın burası ise kardeşler ayrılmış. Mayoz 2'yi ifade ediyor arkadaşlar. İkinci sorumuzda A dişi birey yumurtayı ne ile oluşturur? Tabii ki de mayoz bölünme ile oluşturur. Sonra bakın D erkek birey spermi nasıl oluşturur yine? Arkadaşlar mayoz bölünme ile oluşturur. Oluşan yumurta ve sperm ne yapar? Zigot oluştururken döllenir. Döllenme olayı gerçekleşir. Ve bu döllenen zigot ne yapar? Mitoz bölünmelerle yeni embriyoyu ve bireyi oluşturmuş olur. Üçüncü ve son sorumuza bakacak olursak arkadaşlar mayoz bölünmenin profaz 1 evresindeki hücre verilmiş. E, kromozom sayısı soruluyor. Şimdi profaz 1'de ise 2 tane eşittir bakın 4 olmalı. Bunlar bakın yapışmışlar birbirlerine. Tetrat sayısı ise bakın şu bir tetrat bu bir tetrat. 4 tane bakın kardeş var burada. Dolayısıyla burada toplam arkadaşlar 2 tane de tetrat vardır. Zaten 4 kromozomu 2'ye bölerseniz tetrat sayısına yine ulaşmış olsun. Çünkü iki tane kromozom bir tetrata ne yapıyordu? Eşit oluyor idi. Böylelikle arkadaşlar etkinliğimizi bitirmiş olduk. Birinci dönem ikinci yazılı sorularında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.